Herkese selam, kanalıma ve gardırobuma hoş geldiniz. Bugün size bir gardırop turu hazırladım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Keyifli seyirler. Evet, gardırobuma, daha doğrusu giyinme odama hoş geldiniz. Bu videoyu benden çok istediniz. O yüzden sonunda çektim. Umarım beğenirsiniz. Şu anda böyle birazcık yuvarlak görünmesinin sebebi geniş açı bir lens kullanıyorum. Daha net gösterebilmek için odayı. Bu oda çok büyük bir oda değil aslında. O yüzden de bu kamerayla çok daha rahat gösterebileceğimi düşündüm. Odaya girdiğinizde böyle bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Bütün mobilyalar, gördüğünüz bütün parçalar hep IKEA'dan, IKEA'nın açık dolap sistemini bu odaya adapte etmeye çalıştık. Hemen soldan sağa doğru size neler olduğunu göstereyim. En başta girdiğinizde bir ayna görüyorsunuz. Bu da yine IKEA'dan aldığım bir aynaydı. Gardıropta, daha doğrusu giyinme odasında bir ayna olması benim gerçekten çok işime geliyor. Size de tavsiye ederim. Şurada gördüğünüz şey spor çantam. Bu genelde böyle bu köşede ya da aşağıda köşede duruyor. Evet, çok estetik değil ama gerçekler böyle. Daha sonra burada bir bilgi kitaplık görüyorsunuz. Bu bilgi kitaplık benim aksesuar dolabım. Fazlaca aksesuarım ve kıyafetim var. Eminim bu konuyla ilgili eleştiriler gelecektir. 30 yaşında bir kadının birikimleri bu şekilde burada. O yüzden çok da kendimi koruyamayacağım bu konuda. Üst tarafta şapkalarım var. Burada birazcık keplerim var. Daha sonrasında da kolyelerim var. Şu gördüğünüz aparatları Amazon'dan birkaç dolara almıştım ve ince, daha zarif kolyelerimi bunların üzerine yerleştirdim. Şurada birazcık daha kalın kolyeler var. Bir tane de burada Eiffel Kulesi şeklinde daha büyük bir aksesuar organizatörü var. Bunu da yine Claire's diye bir mağazadan almıştım sanırım. Daha sonra bir saat, daha doğrusu bileklik organizatörü var. Bu gördüğünüz organizerların hemen hemen hepsi Amazon'dan aldığım şeyler aslında benim. Burada bir tane şu şekilde küpe, daha ufak şeyler için, yanlış bilmiyorsam 24'lü bir separatör görüyorsunuz. Bir sonrakinde yüzük ve küpeler için olan var. Arkada genelde çok kullanmadığım ama yine de atmaya kıyamadığım şeyler var. Burada birazcık daha küçüğü, daha çok sevdiğim, daha orijinal bulduğum mesela broş gibi şeylerin olduğu bir organizatör var. Daha sonrasında chokerlarımın olduğu bir organizatör var. Aynı zamanda halhallarım da burada duruyor. Bir altında daha renkli küpelerimin olduğu bir kısım var. Renkli küpeleri ben çok sık takmadığım için, daha ziyade şöyle nötral küpeler taktığım için, altın ve gold, bunları birazcık daha aşağıya koydum. Ve son olarak da bilekliklerim var. Yine bilekliklerde çok kullandığım aksesuarlar olmadığı için en altta duruyorlar. Şunlar zaten Getesno'nun charm bileklikleri, gördüğünüz gibi. Onun altında güneş gözlüklerim var. Güneş gözlüklerim için olan bu separatör, daha doğrusu bu organizatör de yine Amazon'un, hatta Amsdeal isimli, Amazon'un kendi ürettiği bir separatör. Bunun böyle açısı değişiyor. Açısını tutturabilmek için şuraya ben bir çivi çaktım. O zaman mükemmel oldu. Aslında size gözlüklerimi tek tek gösterdiğim bir video yapmıştım. Onu bulup sağ üst köşeye eklerim eğer bakmak isterseniz. Aralarında bir tek şu yeni sanırım. Bunu da Primark'tan almıştım. O da son vloglarımda vardı. Bu dolap bu şekilde. Daha sonrasında yandaki dolaba geçiyorum. Üst taraf benim atkılarımın ve şallarımın olduğu kısım. Altında da bütün montlarım, mantolarım var ve renge göre gördüğünüz gibi ayarlı. Bu biraz mor görünse de aslında bu gri. Beyazdan başlıyor. Şöyle nötral tonlarda, sonra griler, sonra siyahlar, sonra bu kürk ve en son bir kırmızı mantom var. Bu şekilde mantolarım duruyor. Onun hemen altında öbür tarafa çok sığmayan bir tane böyle mücevher kutusu. Torsten'ın bana ilk aldığı yüzük ve böyle bileklikler var. Bunların burada estetik olduğunu da düşündüm. Şurada da tüy toplayıcı gibi şeyler var. Onun altında seyahat çantalarımı görüyorsunuz. Özellikle hafta sonu bir yerlere gittiğimizde yanıma aldığım daha ufak çantalarım var burada. Çok kullanmadığım için onlar böyle arkaya doğru. Hemen yanında kazaklarımı görüyorsunuz. Bunları da aslında ben renge göre planlamıştım ama zaman içerisinde birazcık değişti. Üst taraf daha açık renkli kazaklar, yani önü kapalı kazaklar. Yine kazaklar daha koyu renkli, birazcık daha ince kazaklar ve daha sonra hırkalara geçiyoruz. Açık renkli hırkalar, birazcık daha koyu renk ve kalın, en koyu renk hırkalar. Ve en altta da atletlerimi görüyorsunuz. Atletler derken işte böyle bluzların içerisine giydiğim kolsuz, kısa kollu ya da strapless bluzlar var. Ama tek başına giymediğim şeyler bunlar. Bunlar da yine aslında renge göre düzenli. Sağ taraf siyah beyaz, sol tarafta renkli olanlar. Onun hemen yanı belki de benim gardıropta en sevdiğim yerlerden bir tanesi. Bluzlarımın olduğu kısım. Üst taraf tamamen siyah ve beyaz. Çünkü benim en çok giymeyi sevdiğim renkler siyah ve beyaz.
Beyaz başlıyor kolsuzlardan. Kol biraz uzuyor. Daha uzun kollular en uzun kollulara göre. Şurası tamamen beyaz gömlekler. Çünkü bir Gamze Alptekin takıntısı bu beyaz gömlek olayı. Siyah geçtiğinde de yine en inceler, en kısalar, crop toplar, işte kolsuzlar vesaireler derken yine en uzun kolluya kadar gidiyor. Hemen yanında ceketler başlıyor. İki tane beyaz ceketim var. Daha sonrasında da siyah ceketlerim var buraya kadar. Altı da yine benzer bir şekilde organize edilmiş durumda ama bu sefer renkliler var. Her bir renk kendi içerisinde kolsuzla başlayıp uzun kolluya kadar ilerliyor ve sonra başka bir renge geçiyor. Nötraller, pembeler, kırmızılar, morlar, maviler, griler, yeşiller, kahverengi tonları ve biraz karışık renkliler. Sonrasında da ceketlerin başlıyor. Yine aynı renk skalası bu ceketlerde de uygulanmış durumda. Bütün askılarım aslında gri tonlarında. Hepsi çok güzel koyu griydi ama artık onlar yetmedi, bitti. Ben de birazcık açık renk, açık gri buldum evde. Onları kullandım. Şurada gördüğünüz altın rengi olanlar da Primark'tan aldığım, aslında böyle dışarıda bıraktığım askılardı ama yetmedi. Biraz fazla kıyafetim olduğundan. Şurada aşağıda iki tane daha kazak var. Onlar annemin yeni ördüğü, daha sık giymek istediğim kazaklar olduğu için buradalar. Anneme de yakında bir örgü sitesi açacağım, vallahi dayanamayacağım. Burada da kemerlerim var. Bu da yine Ikea'nın bir parçası gördüğünüz gibi. Bu aralar en sevdiğim kemerlerim. Bir tanesi bu. Topshop'tan yanlış bilmiyorsam. Çakma Gucci kemerim var burada. Ondan sonra Paris'ten aldığım Fleur de Lis, çok sevdiğimden kemerim var. Kemerler de yine siyahlardan kahverengilere doğru. Kendimce bir organizasyon içerisinde. Bunun üst kısmında geçen ayki vlogda gördüğünüz ayakkabılarım var. Daha doğrusu stilettolarım var. Ayakkabı koleksiyonumu tek tek gösterdiğim video yaptım. Daha doğrusu o videonun sonuna koydum. Şimdi bu videoya eklemeyeceğim çok uzun olmasın diye, ama izlemek isterseniz sağ üst köşeye bırakıyorum. Bu videodan sonra ayakkabılarıma da bakabilirsiniz. Burada Londra Kahve Festivali'nden aldığım, daha doğrusu hediye verilen Coffee is the New Black yazan bir çanta var. Ben bunu gerçekten çok beğendim. O yüzden buraya dekorasyon yaptım. Daha sonrasında ayakkabı dolabım var. Bu da Ikea'nın bu sefer dolabı değil, kitaplığı, bili kitaplık. Bütün ayakkabılarım burada hem renge hem de tarza göre sıralanmış durumda. Bence gerçekten bu kısımda dolabın en güzel kısımlarından bir tanesi. Şurada gördüğünüz daha sık giydiğim bir bot. O yüzden dışarıda. Yanındakiler gelinlik ayakkabılarım. O yüzden böyle sarılılar. Şimdilik orada dursunlar. Birazcık açmam lazım. Ondan sonra bir tane dans ayakkabısı var. Bir tanesini atıp yerine onu koyacağım. Burada da bir seyahat çantası var. Seyahat kozmetik çantası. O da burada duruyor. Daha sonrasında cama geliyoruz. Böyle kendi yaptığım, hatta bunu da size ta geçen sene göstermişimdir, kendi yaptığım bir süs var camda. Birazcık hava katsın diye düşündüm. Süs demişken şurada da bir tane tablo var. Altın yazılı, "Life is a party, dress like it." Hayat bir partidir, ona göre giyin. Audrey Hepburn'un sözüymüş. Çok beğendim bunu görünce. Burada İngiltere'de buldum bunu. Dedim ki tamamen benim için yapılmış, bu dolap için yapılmış bir tablo bu. O yüzden orada da o var. Ve artık sağ tarafa dönüyoruz. En başta elbiselerimi görüyorsunuz. Şurada nikahlığım var. Onun yanında yine renge göre açıktan koyuya kısa, yani mini elbiselerim var. Daha sonrasında uzun eteklerimi görüyorsunuz. Uzun bluz ve işte duster gibi şeyleri görüyorsunuz. Ve en son olarak da uzun elbiselerimi, tulumlarımı görüyorsunuz burada. Ikea'nın bu separatörünü kullandım uzunlarla kısaları ayırabilmek için. Altına da şortlarımı ve eteklerimi koydum. Yine tabii ki renk skalasında. Önce kot olanlar, beyazlar, kot olanlar ve şortlar. Daha sonrasında da kısa etekler ve midi boy etekler var. Bu kısım benim gerçekten özellikle gece dışarı çıkarken ilk baktığım ve en sevdiğim kısım. Çünkü muhakkak buradan bir şey giyiyorum gece dışarı çıkarken. Araları da çantalarla süsledim. Mesela burada bir tane sanırım bu Accessorize'da, emin değilim ama bir çanta var. Onun altında Valentino çantam, arkada nikahta taktığım, taşıdığım çanta. Michael Kors'tan esinlenerek kendi yaptığım çanta var burada. Burada iki tane yine çok klasik gece çantası var. Burası bayağı benim için mağaza tadında bir dolap. Onun hemen yanında da çanta dolabım var. Yine bu da demin gördüğünüz aslında kazakların olduğu rafın aynısı. Önce nötral tonlarda başlayan ve devam eden, daha sonrasında da siyah çantalarım ve son olarak da biraz daha renkli çantaların olduğu bir çanta dolabı bu.
Eğer isterseniz bu çantaları da tek tek gösterdiğim bir video yapabilir ya da bir vlog ekleyebilirim. Bana aşağıya yazmanız yeterli. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve son olarak daha pantolonlarımın olduğu kısma geldik. Burada en üstte yine 4 tane ayakkabı görüyorsunuz. Onun altında spor kıyafetlerim var benim. Birazcık daha kalın üstüme aldığım şeyler taytlar ve bluzlar olmak üzere. Ve hemen altında gerçekten yine son derece düzenli bir pantolon kısmı var. Soracaksınızdır hep böyle düzenli misin diye. Evet, bu oda hep böyle düzenli. Çok nadiren arada bir parça bir şey oluyor, yerde bir parça bir şey oluyor. Ama onun dışında burayı böyle tutmayı seviyorum ben. Daha çok giyinesim geliyor o zaman. Açık renkten koyu rengi doğru bütün kotlarım var burada. Sonra beyaz pantolonlarım. Daha sonrasında da renkli pantolonlar ve son olarak siyah pantolonlarım var. Bunlar böyle pantolon askılarında yine bence mağaza düzeninde duruyorlar. Onun hemen altında spor ayakkabılarım var. Bunları da yine önceki vlogda göstermiştim. 8 çift spor ayakkabısı var burada. Bir tanesi şu anda aşağıda olmak üzere. Şurada çok açmak istemediğim iç çamaşır dolabım var. Bunları ben üst ve altlar renkli renkli set olacak şekilde saklıyorum. 30 yaşıma kadar hiç yapmadığım bir şekilde artık üst alt takım olacak şekilde giymeye çalışıyorum. O yüzden burası ona göre düzenli. Onun altında da çorap çekmecem var. Sağ taraf kalın çoraplar, ince çoraplar, bilek çorapları ve siyah bilek çorapları. Spor sütyenleri var burada. Onun yanında astar gibi şeyler var. Burada yine tozluklar ve yine yarım spor sütyenleri görüyorsunuz. Onun yanında biraz tozluk, birazcık da uzun külotlu çoraplarım var. Burası da böyle bir düzen içerisinde. Evet, benim gerçekten çok özendiğim, çok sevdiğim giyinme odam bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz yapmanız gerekeni biliyorsunuz zaten. Bazılarınıza biraz abartılı gelebilir ama ben çeşitten çok hoşlanıyorum. Ve gerçekten farklı farklı giymeye çalışıyorum. Burada gördüğünüz parçaların hiçbiri çok pahalı, üzerine böyle çok yatırım yapılmış parçalar değil. O yüzden de acımasız eleştirilerinizi birazcık kendinize saklarsanız sevinirim. Sonraki organizasyon, planlama, başarı ve kişisel dönüşüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.